Burma'daki Müslümanların durumundan bahsediyorduk. Ben de bu konuyla ilgili biraz resim göstermek istiyorum. Buradaki Müslümanların durumu bütün İslam aleminin üzerine sorumluluktur. Hepimizin üzerine sorumluluktur. Buradaki Müslümanların kurtulması için çaba göstermek, buradaki kadınlar, erkekler, zavallı çocuklar için mücadele etmek hepimizin boynunun borcudur inşallah. İşte bunlar şu an bakacağımız resimler. Burma'daki Müslümanların durumları. Biraz önce Ayşe de anlattı, Didem de anlattı. Ev yapmalarına izin vermiyorlar. Hepsi yurtlarını yavaş mı? Evet, bir üstteki resme doğru çıkabilir miyiz? Bu gördüğünüz o sandalların içindeki kişiler Arakan'daki zulümden kaçarken bu şekilde gördüğünüz sandallarla o içinde bulundukları nehri geçerek Bangladeş'e de ulaşmaya çalışıyorlar. Veya diğer yerlere, en azından bulundukları bölgeden bir an önce kaçmaya çalışan kişiler. Fakat bunların çok büyük bir kısmı zaten hayatlarını bu sandalların içinde, yani gemi denemez çünkü bunları. Tabii. Büyük sandalların içinde zaten birçoğu hayatını burada kaybediyor. Salgın hastalıklardan dolayı veya işte havanın soğukluğundan dolayı. Tabii. Gidecekleri yere dahi ulaşamadan, zaten gidecekleri yere ulaştıklarında da kabul edilmedikleri için yine yaşamlarını buralarda devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Ulaştılar bile, Bangladeş zaten çok fakir bir ülke. Kendi kendine yetemeyen bir ülke. Orada onların yemek, giyecek, barınacak yer ihtiyaçlarını Bangladeş'in karşılaması zaten çok zor. Çünkü zaten kendisine yetemeyen bir ülke. Diğer resimlere devam edebiliriz. İşte bunlar da bazı mülteci kamplarından resimler. Ancak sığınacak bir yer bulsalar dahi bu şekilde bulabiliyorlar. Bunlar yani orada, evet, eziyet görenlerin resimleri. Resimleri görünce belki akıllarda daha iyi canlanabilir. Bunlar da yine mülteci kamplarındaki çocukların resimleri. Dün de bazı çocuk resimleri göstermiştim. O zaman da konuşmuştuk. En güzel hayat Müslüman çocuklar. İnşallah en güzel hayata, en güzel ortamlara, en güzel evlere, en güzel yiyeceklere layıklar normalde. Ama şu an için bu şekilde. Bunlar da yine mülteci kamplarındaki çocuklar. İnşallah. Teşekkürler resimler için.